ayaktayım. Gözlerim sıkıca kapalı ama göz kapaklarıma yansıyan floresanın öksürüğü andıran yanıp sönüşlerini, lavaboya dolan suyum ürperten soğukluğunu, silik ve bokum iğrençliğini hissedebiliyorum. Duvardaki ayarı kaçık saat, her 3 saniyede 1 saniye atan tiktakları, gazeteyle yama yapılmaya çalışılmış ancak hiçbir halta yaramamış kırık pencere ve rüzgarın omuzlarıma değen ürperten estetiği. Ayaklarım karıncalanıyor. Karşımda muhakkak bir sarhoşun aşk acısını çekmiş, parmaklarını bağrında hissetmiş bir ayna olduğuna bahse girerim. Çizgilere ayak uydurucasına yanıp sönmesi ve buna rağmen gözlerimi sıkıca kapalı tutmam kendimi tanıdığım en büyük korkak olma ihtimalini artırıyor. Gecenin bir saati beni istenmeyen adamların bekleme odasına iten güç, gözlerimi açmamamı sağlayan güç, her şey aynı. Uzamış sakalım ve alnımdaki çizgileri, saçımın kilometresine düşen ak telleri şimdi daha iyi görüyorum. Ayaklarımsa artık benim değil. Baktım ve gördüm. Gözlerimi açıp uzanıp uzanıyorum uzun ince yüzümde. Sanki birazdan kızıp yüzüme tükürecek, küfredecek gibi hissediyorum. Ve içimdeki şey, İnatla karşıda duran et yığınını sahiplenmiyor. Ayak parmaklarım lavabodan taşan suyla ıslanıyor. Birinin ayak parmağından düşmüşümdür belki bende ve beni boktan bir havluyla silip atmıştır ıslaklığımı ve tüm sızılarımı. Ellerimi usulca biriken suya sokuyorum. Sanki bir sevişmenin başındayım ve uzadıkça uzasın istiyorum. Vücudumu komple saran, yakan şey neyse soğutsun istiyorum. Ellerim sanki hiç bana ait olmamışlar. Farkına varamadığım nasırlar, ufak tefek kesikler. En son hayatın izlerini temizliyordum. Sağa sola bir bok gibi sıçrattıkları yanlışları kendi temizlik anlayışımla üzerlerine üfleyerek temizliyordum. Ben profesyonel bir temizlikçiyim. Yenisiyle değiştirilip kullanımdan kalkan ağrılı, yaralı, kanamalı tüm hayatları toplayan, karşılığında yüzünüzü bir soytarı edasıyla güldüren kişi temizlikçi bendim. Ellerimi bulanıklaşmış sudan çekip cebimden yarısı için hiçbir sigara çıkarıyorum. Yakıp ömrümün arda kalanını ve dumanını üfleyip aynadakine bir gülümseyişte ona hediye ediyorum. Ve sanırım şu an hiçbir şey hissetmiyorum.